Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz diyorum kanalıma. Bugün Natrum öğreteceğim size. Yani Natrum nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu biraz daha profesyonel hali diyebiliriz. Başlayalım. Şöyle. Gayet iyi. Şöyle. Geniş bir lacrim yapabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Küpe burada make-it-edible var. Poligona yani poligona çeviriyoruz ama burada yanlışlık yaptık. Segment neuron yapacağız arkadaşlar. Bunu 4 yapalım arkadaşlar. Bunu 5 yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da 3'te bırakıyoruz. Sonra yine dediğim gibi make-up edible tıklıyoruz. Sonra poligon yani üzerinde oynamalar yapabileceğimiz poligonlar oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu poligonları seçiyoruz. Sadece bunları seçiyoruz arkadaşlar. Yani buradakini seçmiyoruz. Sonra sağ tıklıyoruz. Burada ekstür var. Buna tıklıyoruz. Ve aşağıya çekiyoruz. Sonra tekrar bunları alıyoruz. Sonra tekrar çekiyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi Creative Name Material diyoruz. Color'u kapatıyoruz. Sepkoları da kapatıyoruz. Sadece işimiz Luminous'te. Luminous'a tıklıyoruz. Ve 125'e yapıyoruz. Sonra bunun içine atıyoruz. Sonra Color gelip tekrardan kolaya geliyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle mavi yapıyoruz. Sonra bunları tıklıyoruz arkadaşlar tekrardan. Şöyle. Rakip de name meter alıyoruz arkadaşlar. Yine kolorları ve sıfırı da kapatıyoruz. Luminous'a geliyoruz. Sonra hangi günlerde sonra işte bunu atıyoruz. Bunu da 120 yapmayı unutmuyoruz tabii ki de arkadaşlar. Şimdi bir şeye gidelim. Neler oluyor? Neler bitiyor? Bir bakalım. Tabii Global Emission aktif etmemiz lazım. Ama yine de küpten uğraşmamız bitmiyor tabii ki de. Şöyle yapıp biraz aksaltıyoruz arkadaşlar. Pardon, yanlış dedim. Sonra Smooth Shift'e tıklıyoruz. Pardon, yanlış oldu galiba. Extrude inner olacaktı. Aynen. Çok yavaş bir şekilde. Sonra yine color diliyoruz. Color'da Luminous'u sepkuları kapatıyoruz. Bunu düzeltebilirsin. Color'da Luminous'a tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu da yüzde bırakabiliriz. Şimdi yine tıklıyoruz arkadaşlar. Bu sefer kendi yani buradaki rengi seçeceğiz. Beyaz olması her zaman iyidir arkadaşlar. Sepkoları yine kapatıyoruz.
Sonra bunun içine attıktan sonra hepsi böyle olacak. Bunu buraya attığımızda arkadaşlar artık bunun dışındaki yani seleksiyonların yani mesela poligon seleksiyonu bir buna bağlı mesela bu da buna bağlı bu da buna bağlı ama bunu attığımızda bunların dışına kalıyor. Yani buradaki logo. Şimdi aralara gelip Global Image'ini aktif edelim. Red şey yani yine low yapalım. Bir render almaya çalışalım. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Good. Güzel. Şunu biraz arttırmamız lazım. Şunu 130 yapacağız. Bir daha render alalım. Aynen. Şimdi bu daha iyi oldu. Görmüş olduğunuz gibi Lightroom'umuz kolay bir şekilde yaptık arkadaşlar. İsterseniz buraya da artık mod text'ini ekliyorsunuz. Logonuzu ekliyorsunuz. Fark eden bir şey yok. İsterseniz bir bakalım nasıl durduğuna. Tabii bunu biraz şöyle yaparsak biraz küçültmemiz lazım. 150 yapalım. Gayet iyi. Sonra bir metre atalım. Bakalım nasıl oluyormuş. Kolay. Garcia alık ikinci. Reflection'a tıklıyorum. %15 Ferzan'da %20 gayet uygundur. %18 olabilir. Matex'in içine atalım. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Yani yansımalar fena değil. Görmüş olduğunuz gibi tekste yansımalar hiç fena değil. Hatta biraz daha yakınlaştırıp görmenizi sağlayabilirim. Yani şöyle güzel bir bakış atabiliriz. Tekrar render aldığımızda göreceksiniz bu farkı. Yani görmüş olduğunuz gibi biraz yansımalar fark ettiyseniz bence gayet güzel duruyor. Başarılı bir Lightroom yapmış bulunuyoruz. Hem kolay hem de güzel bir Lightroom. Hoşuna gidecektir. Hoşunuza gidecektir umarım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.